Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yazmayla geldim. Kenarlarını aynen kendinde olduğu gibi örnek uyguladım. Çok güzel oldu ve sizinle paylaşmaya karar verdim. Az sonra başlayacağım ve göstereceğim sizlere. Yazması çok hoş arkadaşlar. Pamuklu ve ben böyle yazmaları çok beğeniyorum. Şimdi açıyorum. sarılı beyazı çok güzel şimdi hemen örneğine başlayacağım önceden biraz bir şeyler hazırladım şimdi buraya bağlıyorum ipimi buraya bir kirpik bırakıyorum arkadaşlar çiçeğin at zemini Ucuna da bir küçük kirpik koyuyorum. Çiçeği oraya dolduracağım. Çiçeğimiz yıldızlarla dolu. Çok güzel oldu. Yıldız yıldız her tarafı. Yazmanın zaten deseni de yıldızlı. Yakıştığını düşünüyorum. Sizler nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Yorum yapabilirsiniz. Yakışmış mı, yakışmamış mı? Güzel mi değil mi? Memnun olurum. Şimdi bir yuva küçük daha koyuyorum oraya. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyorum. Bu işlem aynı zürafanın içine yapılıyor. Şimdi 5 tane düz boş zürafa gidiyorum. Altıncı da geri döneceğim. Ara modelleri koyacağım. Şimdi aynı bu tekniği arada da koyuyorum ve çok güzel oluyor daha önce dışarıya çok yaptım arkadaşlar beğenilen bir örnek çok eskilerden şimdi bir zürafa atlayıp diğerine bağlıyorum sonra bir tane daha ileri ve geri dönüyorum bu bu şekil ben 5 tane koymayı tercih ettim arasına isterseniz siz daha fazla ya da daha az koyabilirsiniz. Çiçeklerin duruşunu gördükten sonra karar verebilirsiniz. Daha seyrek ya da daha sık olabilir diye düşünebilirsiniz. Tamamen kendi zevkiniz. Ben böyle uygun gördüm arkadaşlar. Buraya 5 tane yapılıyor. İşte şu şekilde. Yıldızlarımız ortada. Efendim. Yıldız oyası bu. Ve çok hoş. Aynen yazmanın deseni gibi. Yazmada da yıldızlar var. Oyam da yıldızlı. Sarı beyaz çok güzel oldu. Şimdi hemen çiçeğinin yapılışını göstereyim. Şimdi ipimi tutuyorum birincisinin üzerinden yuvarlak yerden bağlıyorum. Aynı bu yaprak tekniğini çiçek olarak uyguluyorum arkadaşlar. Bir araya doldurduğu zaman yıldız görüntüsü veriyor ve güzel oluyor. Yayıldığı zaman yaprak gibi bir araya dolduğu zaman yıldız. Çok severek uyguladım arkadaşlar. Bazen susuyorum. Anlarsınız nasıl yaptığımı. Neyse ben bir tane daha tarif edeyim. Buraya bir küçük kirpik bırakıyorum. Aynı yuvarların içine. Sonra geri geliyorum ve aynı yere tekrar dönüp oraya bir küçük bir kirpik koyuyorum ve aşağıya iniyorum arkadaşlar. Bu model hep aynen bu şekilde tekniği hep aynı. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Yaptığım her güzel çıtır çıtır oyadan haberiniz olacak. Ve size gelecek. Bakarsınız. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. Yazmasıyla ve kendisiyle çok güzel uyum sağladı. Sarı ve beyazı çok severim. Ve birbirlerine çok uyumlu oldular. Şimdi dibinden kesiyorum. Yıldızımız bu şekilde arkadaşlar. Aralarına da tohum koydum. Şimdi bir de tohum göstereyim. İsterseniz başka bir şey, kirpik falan koyabilirsiniz. Sadece tohum koymak şart değil çıtır çıtır göründüğü için ben tohum koydum. Yani tamamen kişinin kendi zevki. Nasıl beğenirse o şekil yapsın. Şimdi bu şekilde 3 tane doldurdum. Ve bu şekilde kesiyorum buradan. Şimdi bir araya sarı bir araya beyaz kirpik koydum. Şimdi ördüğümüz bu şekilde. Sarının yanına bir de beyaz konuluyor. Ördüğümüz tamamlanmış oluyor. Bitene kadar aynı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tersten göstereyim. Bu örneği kaça yaparım derseniz 60 ile 70 arası yapılabilir. Çok güzel. Çok şirin ve gösterişli. Yazmanızın havası değişir. Fiyatı artar daha nasıl söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.